Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce yaygın ifadeler kapsamında gene böyle okuma parçalarında, gramer konularında karşınıza çıkan, anlaşılması zor olan, bazen de temel seviyelere uygun olacak şekilde, bazen orta seviye, bazen ileri seviye uygun olacak şekilde kelimeler, deyimsel ifadeleri anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunların bizim okuma, anlama ve dinleme becerimize çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Temelinde anlamayı arttıracağı için arkadaşlar, çok faydalı olacağını düşünüyorum. Buradaki bölümde cümlelerle anlamlı olarak anlamıyla beraber anlamını anlatmanın yanında cümlelerle beraber kullanışını da göstermeye çalışıyorum. Bununla birlikte gene ileriki derslerimizde hem 500 kelimelik gruplar yapacağım hem de bununla birlikte daha az sayıda sadece anlamını söylediğimiz yani cümlelere dahil etmediğimiz kelimeleri de anlatmaya çalışacağım. Yani böyle kelime bilginizi mümkün olduğu kadar arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi konumuza başlayalım. Describe, tanımlamak, tarif etmek anlamında kullanılır. Yoğun olarak böyle okuma parçalarında, makalelerde, romanlarda çok rastlayacağınız bir kelimedir arkadaşlar. The police asked me to describe the man. Polis adamı tarif etmemi istedi. Yani tanımlamamı biraz şekilsel, ifadesel olarak yani yüzeysel olarak anlatmamı istedi gibi. Yani bunu fiziksel özelliklerine de söyleyebiliriz. Diğer manevi özelliklerini anlatacak şekilde sizin tanımlamanızı istiyor yani tarif etmenizi istiyor demektir. Sit tight, sabırlı olmak. Gördüğünüz gibi deyimsel bir ifade. They haven't come out the results yet. Please sit tight and wait. Sonuçları henüz açıklamadılar. Lütfen sabırlı olun ve bekleyin. Yani genelde böyle bir konuşma diline yatkın bir ifade olarak görülmekle birlikte filmlerde falan da çok sık rastlayacağınız bir ifadedir arkadaşlar. Conflate, bir araya getirmek. Yani çok sık rastlanmayan bir kelime olmakla beraber böyle özellikle makalesel ifadelere yakışan bir kelime. They must design activities to conflate art and science. Yani sanat ve bilimi bir araya getirmek için aktiviteler tasarlamalılar. Bir araya getirmek yani buluşturmak deriz ya ona deniyor işte conflate. Marketing, pazarlama. Marketing techniques play major role in this field. Yani pazarlama teknikleri bu alanda önemli rol oynar. Bu arada market'te pazar, market deriz ya işte pazar. Aynı zamanda pazarlamak anlamında bulunmaktadır. Yani marketingde isim hali pazarlamadadır. Trial, deneme yapma. Try, denemek biliyorsunuz. Onun isim hali. You can download the trial version on the internet. Yani bir şeyin deneme versiyonu anlamında da kullanılıyor. Yani dilimize bu şekilde de girdi. Trial version. Yani deneme versiyonunu internetten indirebilirsin. Payoff, borçlarını kapatmak yani pay ödemek biliyorsunuz. Payoff da birlikte phrasal verb şeklinde borçları kapatmak anlamında kullanılıyor. I always pay off my credit card debt before due date. Yani kredi kartı borcumu her zaman ödeme tarihinden önce kapatırım. Due date dediği de burada miat olarak geçen yani son tarih olarak geçen ifadedir. Ödeme tarihinden önceki zamanda borcumu kapatırım diyor. Come over, phrasal verb şeklinde kullanılan bir ifade. Come, gelmek olmakla birlikte come over olduğu zaman ziyaret etmek anlamında kullanılır. The children promise to come over but they never do. Çocuklar ziyaret edeceklerine söz verdiler ama hiç gelmiyorlar. Yani buradaki visit de diyebilir ama come over yani böyle sıklıkla gelmek gibi veya ziyaret anlamında gelmek gibi bir anlam katıyor. Show the door. Show göstermek biliyorsunuz. Kapıyı göstermek gibi ifade ama aklınıza gelmeyebilir hemen. Show the door, kapıyı göstermek. Birini kovmak anlamında. Yani bunu nezaket anlamında düşünebilirsiniz. Show the door. He showed me the door. Beni kovdu. Vurgulamak istediğim gibi nezaket anlamında kullanılabilecek bir ifade arkadaşlar. Walking on air. Sevinçten havalara uçmak. Yani bize de genel olarak yaygın olan bir ifade. On air, havada yürümek gibi bir anlam çıkarken burada deyimsel ifade. Sevinçten havalara uçmak. She has been walking on air since she found out
that she is pregnant. Hamile olduğunu öğrendiğinden beri sevinçten havalara uçuyor. Yani walking on air. Bunu da filmlerde çok sık rastlanmış bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Ama romansı, yani fancy romanlar dediğimiz böyle ilginç romanlarda da rastlayabileceğiniz ifadeler. Marriage, evlilik. Yine söylediğim gibi arkadaşlar bazen böyle A1, A2, B1, B2 seviyesinde olacak kişilere de hitap eden kelimeleri de mutlaka söylüyoruz. Çünkü her seviyeye hitap eden bir çalışmadır bu. Marriage, evlilik, nikah. Their marriage was celebrated with a magnificent ceremony. Evlilikleri görkemli bir törenle kutlandı. Marriage, evlilik. Mary evlenmek biliyorsunuz. Burada da marriage, evlilik, nikah aynı zamanda. Precaution, önlem. The traffic barriers were put there as a safety precaution. Çok yaygın kullanılan bir ifade. Güzel konuşmalarınıza anlam katacak, güzellik bir anlam katacak bir ifadedir. Bunu öğrenmenize fayda var. Trafik bariyerleri bir güvenlik önlemi olarak konuldu. Precaution, önlem. Put across, iyi ifade etmek. Put koymak, put across'ı bir şeyi ifade etmek ama bunu iyi ifade etmek anlamında kullanılıyor. I was so excited during the debate that I couldn't put my ideas across. Tartışma esnasında fikirlerimi ifade edemem diye çok heyecanlandım. Fikirlerini iyi şekilde ifade etmek anlamında gördüğünüz gibi put across, yani phrasal verb gibi değerlendireceğimiz bir ifade arkadaşlar. Bunları böyle sık kullandığınız zaman da göreceksiniz ki zamanla konuşmalarınızı daha güzel şekillendirmiş olacaksınız. Renklendirmiş olacaksınız. Show off. Show bildiğiniz gibi göstermek demek ama burada deyimsel ifade anlamında kullanılıyor. Show off, hava katmak, hava atmak anlamında kullanılıyor. Phrasal verb diyebiliriz. The only thing that he does is just showing off around. Yaptığı tek şey etrafta havasını atmak. Yani cümlelerinize, böyle konuşma cümlelerinize bunu da yansıtabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok yaygın kullanımı olan bir ifade diyebiliriz. Drop by, habersiz ziyaret etmek. Popping gibi bir ifade olarak düşünebilirsiniz. Phrasal verb şeklinde kullanılıyor. We used to just drop by, but they were never home. Yani visit demek yerine drop by diyorsunuz. Yani bir gidip uğramak gibi düşünün bunu. Eskiden habersiz uğrardık ama onları hiç evde bulamazdık. Gene çok sık yaygın olarak kullanabileceğiniz bir ifade arkadaşlar. Drop by. Mass, kütle, yığın. Mass aynı zamanda fiil olarak da kullanılıyor. Bir şey toplamak, kümelendirmek gibi düşünebilirsiniz. Burada isim hali. The sky was full of masses of clouds. Gökyüzü bulut kümeleriyle, kütleleriyle kaplıydı. Yani küme, yığın olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Many moons ago. Çok zaman önce. Yani böyle masal kitaplarında, romanlarda falan rastlayacağınız bir ifade olarak düşünüyorum. Tabi bunu konuşma dilinde de çok filmlerde görebilirsiniz. Many moons ago, we used to be two very close friends. Çok uzun zaman önce çok yakın iki arkadaştık. Yani many years ago deyip böyle demiyoruz da çok uzun zaman önce gene konuşmalarımızı renklendirmek için kullanılabilecek bir ifade olarak düşünüyorum arkadaşlar. She was born with a silver spoon in his mouth. Yani normal düz çevirecek olursak arkadaşlar, ağzında bir gümüş kaşıkla doğmuş. Yani buradan biz aslında ilk duyduğumuz zaman anlayabiliriz ama bunu konuşma kültürünüze yansıtabilmek için arkadaşlar bunu zorlanabilirsiniz yani söylemekte. Varlıklı, şanslı doğmuş anlamında kullanılıyor. Gene böyle deyimsel bir ifade cümle olarak düşünebilirsiniz. Effort, gayret. Gene yaygın olarak kullanılan gayretlerinizi göstermek, gayretlerinizi vurgulamak gibi, gayretlerinize teşekkür ederim gibi çok böyle anlamlı cümleler kurabilirsiniz. I would like to thank you for your great effort. Büyük gayretiniz için teşekkür etmek istiyorum anlamında kullanılıyor. Yani her cümlede rastlayabilirsiniz bunu, her türlü konuşma alanında rastlayabilirsiniz. Yaygın bir kelimedir. Put aside, biriktirmek. Yani herhangi bir şeyi biriktirmek anlamında düşünün. Kenara koymak deriz ya, öyle düşünün. He had better put aside some money for his school. Okulu için biraz para ayırsa iyi olur. Yani bu arada da
better ifadesine dikkatinizi çekiyorum. Yani bir şey yapsan iyi olur anlamı direkt çevirebileceğimiz bir ifadedir bu. Yani modal olarak geçer. O biraz para ayırsa iyi olur gibi çevirebiliyoruz. Cut down on, kısmak, azaltmak. Cut bildiğiniz gibi kesmek o anlamı varken, cut down on, bir şey azaltmak gibi yaygın kullanılabilen bir ifade. Why don't you cut down on the troops here? Neden buradaki askerleri azaltmıyorsun? Yani burada troop birlik anlamında kullanılıyor. Tabi burada askeri bir ifade olduğu için de askerler olarak direkt çevrilebiliyor. Neden buradaki askerleri azaltmıyorsun? Mesela Suriye'deki askerlerimiz neden azaltmıyorsun? Veya Irak'taki askerlerimiz, Afganistan'daki askerlerimiz neden azaltmıyorsun? Gibi bir ifade kullanacağız ama buna başvurabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada kelime çalışmalarımızı sonlandırıyoruz. Buradaki kelimeleri böyle ezberlemek yerine benimle birlikte böyle tekrar ederek kullanırsanız, seslendirirseniz bunlar beyninize güvenin arkadaşlar. Bunlar kalacaktır aklınızda ve zamanla kullanabileceksiniz. Ama tabii bunları da ara ara ziyaret edip bunları, bu videoları tekrar bir gözden geçirmenizde fayda var. Mesela sınava hazırlanıyorsanız özellikle o dönemde bunları hem anlamı becerinizi hızlandırmaya katkısı olması için böyle bir gözden geçirmekte fayda var. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.